Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kırtasiye'ye gideceğim, bu yüzden hemen bir vlog başlatmak istedim. Aslında Kırtasiye'den bugün akrilik boya alışverişi yapacağım. Normalde ne alacağımı bilmeden giderim ama bugün ne alacağımız belli, akrilik boya alacağız. Yakın zamanda ben bir duvar boyama işine gittim. Bunu YouTube'da paylaştım ama çok az izlendi. Bu yüzden bilmiyor olabilirsiniz. Instagram ve TikTok'a da paylaştım. Instagram'da 300 bin, TikTok'a da 600 bin izlendi. Ama YouTube kitlem çok az izledi. Neden bilmiyorum. Yani niye izlemediniz ama belki görenleriniz vardır. Bir duvar boyadım. Bu duvarı boyarken de kendi boyalarımı kullandım. Kendi eşyalarımı götürdüm. Çünkü böyle daha rahat ediyorum. Boyanın markasına göre kalitesi de değiştiği için ve ne bileyim yani kendi eşyamla yapmak daha rahat geldi bana. Bu yüzden de boyalarımın dibine kadar kullandım, kökledim yani. Bir tane bile akrilik boyam kalmadı. O yüzden yenisini almam gerekiyor. Ben bu şekilde hani toplu alıp depo etmeyi daha doğru buluyorum. Zaten hani taneyle tek tek aldığınız zaman her geçen gün fiyatları arttığı için ülkemizde toplu alıp depo etmek kesinlikle daha güzel. Çünkü ne zaman kullanacağımı bilmiyorum. Birden aklıma istiyor bir tablo yapayım diyorum. O an baktığımda akrilik boyam olmazsa çok kötü olur ve üzülürüm ve gidip de sıfırdan alışveriş yapamam bence. Bu yüzden bugün toplu bir alışveriş yapacağım. Aynı zamanda resim kursunda resim öğretmenliği yapıyorum ve şu an tuval çalışmaları yapıyoruz. Orada da ben ekipmanı kendim karşılıyorum. Yani kalemi, boyayı kendim alıyorum. Bu yüzden orada da artık akrilik boya çok fazla kullanıldığı için orası için de alacağım. Yani hem kendim için hem atölye çalışmaları için alacağımdan dolayı bugün aslında büyük bir alışveriş olacak. Bütçe belirlemedim. Neyi ne kadar alacağımı bilmediğimden dolayı, aynı zamanda fiyatlar kaç lira oldu bunu da bilmediğimden dolayı herhangi bir bütçemiz yok. Her zaman gittiğim Sirkeci'de bir kırtasiye var. Bugün oraya gideceğim. Çünkü orası hem çok çeşitli bir yer hem de piyasanın birazcık altında satıyor. Yani hani çok ucuz değil ama 3-4 lira altında satması bile beni kâr ettirecektir diye düşünüyorum. Toplu bir alışveriş yapacağım için. O yüzden oraya gitmeyi tercih ettim. Evime uzak olmasına rağmen bence gideceğimize değecek diye düşünüyorum. Zaten ben hazırlanmıştım. Şimdi kırtasiyeye gitmek için evden çıkabilirim. Şöyle size bugünkü kombinimi göstereyim. Bu arada odama yeni bir ayna aldım. Bu şekilde güzel bir ayna. Artık kombinlerimi burada gösterebilirim. Hazır aynamı da almışken aynayı da göstereyim. Bugün böyle tatlı bir kombin yaptım. Bu tulumu çok seviyorum. Bu kazağı da çok seviyorum. Şöyle her zaman kullandığım üstünde mini yazan bu çantamı aldım. Artık kırtasiye için bence çıkabilirim. İlk önce metroya biniyorum, sonra Marmara'ya biniyorum. Tabii bunları yapmak için ilk önce kartıma para yüklüyorum. Bu arada Marmara'dan indikten sonra Sirkeci'de iniyorsunuz ama Cağaloğlu çıkışından çıkmanız gerekiyor. Farklı çıkıştan çıkarsanız kırtasiyeyi bulamazsınız. Eğer gidecekleriniz varsa Marmara'yla direkt Marmara'dan indiğinizde kırtasiyenin karşısına çıkıyorsunuz. Ben şimdi geldim ve içeriye gireceğim. Boyalara bakmadan önce burada paletleri gördüm. İlk olarak palet almayı düşünüyorum. 4-5 tane bir palet alacağım öğrencilerim için. Şu aslında küçük boy denebilir. Bu küçük boylardan 4-5 tane almayı düşünüyorum. Bu arada bunlar 9 liraydı. Bence gayet uygun fiyatlı. Şimdi akrilik boya standına geldim. Ben normalde Art Deco markasını kullanıyorum ama Art Deco markası birazcık daha pahalı oluyor. Bir de alternatif olarak burada Art Elegant diye bir marka var. Bu markayı da beğeniyorum ama Art Deco kadar kaliteli değil. Ama fiyatı Art Deco'dan uygun. Bu yüzden hem Art Deco'yu hem de Art Elegant markasını alacağım. İkisi için de seçenekler var. İkisinden de farklı renkler almayı düşünüyorum. Tabii ki burada başka markaların akrilik boyaları da var ama ben biraz daha ortalama fiyat bir şey almak istediğim için bu iki markayı tercih ediyorum.
aldım. Şimdi biraz fırça standına bakıyorum. Aslında çok güzel fırçalar var ama ben biraz daha düşük seviye bir fırça alacağım. Çünkü çocuklar kullanacak, atölye için alıyorum. Burada 29 liraya ve 50 liraya 2 tane bir set buldum. Ya yani toplamda 12-13 tane fırçaya 70-80 lira gibi fiyat ödeyeceğim. Bence çocuklar için de gayet idealdir diye düşünüyorum. Bir de silgi alacağım. Burada Big Boy markasının bir silgisini gördüm. 3,5 lira. Yani silgiler bile o kadar pahalanmış ki bu silgi çok ucuz olduğu için 2 tane alacağım. Bir de burada çok fazla marker çeşidi var. Hem tekli olarak hem küçük set hem büyük set birçok çeşit bulabilirsiniz. Bu şekilde tekli markerlar da çok güzel görünüyor. Her zaman alırdım ama bugün alamayacağım çünkü marker için bir bütçe ayırmadım. O yüzden kafamın içinde çok hüzünlü şarkılar çalıyor. Bu arada yeni setler gelmiş. Bu setleri hiç denemedim. Burada güzel setler vardı. Belki siz denemek isterseniz diye şöyle yakından bir fiyatlarını çekmeye çalıştım. Çok ucuz diyemeyeceğim. Fiyatları ortalama ama çok pahalı da değil. Yani alınabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben denemedim. Bir de bu şekilde eskiz defterleri var. Yine çok çeşitli defterler var. Hatta yeni defterler de gelmiş. En son geldiğime göre bayağı bir defter eklenmişti. Bu standta dereceli kalem alabileceğiniz bir stand. Yani aslında çok çeşit var ama ben kendi kullandığım başlıca markalar var. Onları alıyorum. Bugün de 2-3 tane almayı düşünüyorum. 2B ve 6B alacağım. Burada da tuval standı var. Bu kırtasiyede çok fazla tuval var. Hatta burada görünenden fazla da tuval var. Depolarında da var. Ama tuvaller çok pahalanmış. Bu yüzden bugünkü bütçemle tuval almak yerine bir sonraki videoda alırım diye düşünüyorum. Daha sonra kırtasiyede gezerken böyle bir sulu boya gördüm. 18+3 diyor. Yani 21'li bir sulu boya seti. Çocuklar için olduğunu düşünüyorum. Ama ben de zaten atölyede çocuklar kullansın diye alacağım için bana yeterli geldi ve almak istedim. Ve kırtasiye alışverişimi bitirmeden, çıkmadan önce bu küçük kalem başlıklarından alacağım. Her geldiğimde alıyorum. Bugün de 2 tane kendime göre bir şey seçtim ve onları alacağım. Ve artık alışverişimi tamamladım. Artık sepeti de taşıyamıyorum. Akrilik boyalar çok fazla ağır geldi. Kasaya geldim. Ödememi yapıp çıkacağım. Alışverişim bitti ve şimdi eve döneceğim. Ama dönmeden önce belki bir yerde oturur bir kahve içer öyle dönerim. Geldim. Aldıklarımı detaylı bir şekilde size göstereceğim. Onun öncesinde kaç lira tuttu tahmin edenleriniz var mı bilmiyorum ama ne kadar tuttu bir ona bakalım. İlk olarak böyle bir fişim var. Şu şekilde şurada toplam tutar yazıyor. Buradakiler 458,5 lira tutmuş. Ama ayrıca yani bunun içerisinde şeyler yok. 6 tane büyük boy akrilik boyu aldım. Onlar bunun içerisinde yok. 6 tane büyük boy akrilik boyada yaklaşık bir 300 lira gibi bir fiyatı vardı. Yani büyük boy 500 milimlik akrilik boyanın fiyatının tanesi 54 lira civarı bir şeydi. 54 ile 60 lira arası. O yüzden de bir 300 lira onlar tuttu. Geriye kalanlar da 458 lira tuttu. Yani aslında 700 küsür liralık bir alışveriş oldu. Gerçekten çok çok fazla bence miktarı. Önceden yani bundan bir 5-6 ay öncesinde 100 liraya kırtasiye alışverişi yapabiliyordum. Farkındayım hani bu büyük bir alışveriş ve benim ihtiyacımdan fazlasını barındıran bir alışveriş. Çünkü videonun başında söylediğim gibi hem kendime hem atölyeye aldığım için miktarı çok. Ama yani yine de daha uygun fiyatlı bir alışveriş yapmak isterdim ama maalesef fiyat bu şekilde. Thank you.
Genel olarak alışverişim bu şekildeydi. Bu büyük akrilik boyaları atölye için aldım. Küçük akrilik boyaları da kendim için aldım. Art Deco markası olanları. Küçük Art Elegant markası olanları da yine atölye için aldım. Çünkü orada çok kullanılıyor. Hem büyük hem küçük birkaç çeşit olsun istedim. Yedek yapmak istedim. Daha sonra bu sulu boyayı aldım çocuklar için. Yine bu dereceli kalemi aldım. Ve bu fırçaları aldım. Bu fırçayı ve sulu boyayı kullanmamı isterseniz kullanabilirim oraya gittiğimde. Çünkü sulu boyada fırçalarda uygun fiyatlıydı. Bu yüzden ben de merak ettim kalitesini. Bir gün atölyeye gittiğimde sulu boya videosu çekerim diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu fırçaları da kullanırız. Çünkü gerçekten uygun fiyatlı ürünleri denemek bence güzel oluyor. Ben kendim de merak ettiğim için. Siz de isterseniz yorumlara mutlaka belirtin. Bu şekilde avokadolu bir kalem başlığı ve tavşanlı kalem başlığı da kendime aldım. Daha sonra yine atölye için 2 tane silgi ve 4 tane bu şekilde palet aldım. Bence paletler de çok uygun fiyatlı olduğu için avantajlı bir alışveriş oldu. Ve alışverişim bu şekilde. Şimdi kendime aldığım boyaları kendi boya standıma yerleştirmek istiyorum. Ve benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım keyif alarak izlediğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.